Arkadaşlar matematik soru çözerken öğrenilir. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamazda.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. İyi dersler, iyi seyirler. Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Şimdi çemberde uzunluk işleyelim. Kapağı fırlatıp başlıyorum. Şöyle bir soru vermiş. Demiş ki O merkezli çemberde AK diktir BC'ye. Tamam, zaten dik dik gösteriliyor. AO 10. Tamam. 6 birim, o da işlenmiş, güzel. BC kaç birimdir? B'den C'ye uzunluğu bulacağım ama hop pratik bilgime gidiyorum. Diyor ki bana merkezden çıkıp bu kirişe dik gelen çizgi o kirişi iki eşit parçaya böler. Bu çok önemli bilgidir. O zaman merkezden çıkan bu dik gelen çizgi bunu iki eşit parçaya böler. Peki ne yapacağım şimdi? Bu yarı çapım 10 değil mi? Evet hocam 10. Ne yapacaksınız? O yarı çapı buraya da çizeceğim. Bu da 10'dur. Aa bak şimdi dik üçgende burası 6. Burası bilmiyorum, burası 10. Tabii ki bilmediğim yer 8. Çünkü 6, 8, 10 üçgeni. 8. E madem bunlar eşitti bu da 8. BC ne yaptı? 16. Yapıştır. Hepsi bu kadar ya. Güzel. Anladınız değil mi? Bu arada şunu söyleyeyim. Şu yarı çap var ya burada durmayacak. Böyle sap gibi buraya doğru uzanmayacak. İstediğiniz tarafa onu kıvırıp çevirebilirsiniz. Fırlatıyorum. Arkadaki örnekteyim. Şimdi O merkezli çemberde AB ve CD kiriştir. Zaten belli. OK küçüktür OH'tan. Aa bu ne demek şimdi? OH daha uzunmuş, OK daha kısaymış. Bu şu demek. Bu çizgi kısaysa CD daha iç taraftadır. Yani daha uzun olmak zorundadır. He, zurnanın zırt dediği yeri anladın mı? Bu çizgi kısa olduğuna göre CD merkeze daha yakındır. Madem daha yakın, AB'ye göre daha uzundur. Çünkü merkeze yaklaştıkça kirişler uzar. Çünkü merkez daha geniş, mantıklı. Demek ki CD'nin uzunluğu daha büyüktür AB'nin uzunluğundan. Vay, buradan bu sonuca vardım. Çünkü bu çizgi uzun olduğuna göre AB uzaktadır. Uzaktaysa kısadır, bu kadar. Sonra bak uzunlukları da vermiş. Şimdi CD'nin uzunluğu neymiş? 2x-3. Bu büyük olacak AB uzunluğundan. O da 6x. Tamam. X'i at karşıya 3x olur. -3 hop artı diye attım, 9 oldu. Neden 3'e bölmeyeyim ki? X 3'ten büyük olmak zorunda. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Tabii x bir tam sayı. Şimdi arkadaşlar 3'ten büyük sonsuz tane sayı var ya. Ben bunu nasıl sınırlayacağım? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gider de gider. Ama AB'ye bakar mısın? AB uzunluğu 6-x'ti. Sen x'i yükseltirsen 6'dan büyük yaparsan burası negatif çıkar. Mesela x'i 8 seç. 6-8-2. Bir uzunluk eksi olamaz. Dolayısıyla burası negatif etmeyecek şekilde seçmeliyim. Yani 3'ten büyük ne seçebilirim? 4, 5, 6, 7 böyle böyle giderken bir baktım 6-x negatif etmeyecek. 7 seçemem. 6 seçebilir miyim? 6-6 0. Uzunluk 0 değil. Onu da seçemem. 5 seçebilir miyim? Evet. 6-5 1. Pozitif oluyor. Artı 3'ten de büyük olacaktı. Evet. Demek ki 4 ve 5 olabilir. İkisinin toplamını mı soruyordu? Toplam 9. İşaretler yapıştırırsın. İşte hepsi bu. Sonra ne yaparsın? Ortadan 2'ye yardır. Arkadaki örneğe geçiyorum ama bir saniye önce bir yudum çay alayım değil mi? Benim enerjim çaydan geliyor. Şenol Hoca'nın yakıtı çay. Şöyle mis gibi. Ama musluk suyuyla demlenmiş değil ha. Normal suyla. Artı çayı yıkayacaksınız arkadaşlar, tamam mı? Hani çayı koyuyorsun ya. Önce suda bir yıkayın. Tozu mozu gitsin. Ben de niye anlatıyorsam. Harbi çok güzel çay oluyor ya. İsterseniz bir demleyip gelebilirsiniz. Şimdi şekilde AB çaplı çemberde. AH 7. BC 3. Tamam eyvallah. X kaçtır? Şurası. Bak pratik bilgim bana diyor ki. Bu gibi durumlarda merkezden yarı çaplar çıkararak dik üçgenler oluştur. Soruları böyle çöz. Çünkü sen çemberdesin ya. Çemberin en önemli unsuru yarı çaptır. Dolayısıyla çaptır. Şimdi AB çap olduğu için bunun tam ortasını seçiyorum. Şurası uzunluk 7 artı 3 10 ya. 5 buraya 5 buraya. 3 buraya ise buraya 2 kaldı. Buraya 5 kaldı. 7'yi silebilirsin. Heh. Burası merkez noktan. Merkezden yarı çapın 5'miş. 5, 5. O zaman neden şuraya çizip bir yarı çap 5 yapmayayım ki? Neden hocam? E çünkü dik üçgen elde ettim, görüyorsun. Vay harikaymış hocam. Tabii ki harika. Dik üçgen bulacaksın. Şimdi 5'in karesi 25 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare. Hop x kare oldu mu sana? At bu tarafa bunu 21. E tabii ki x kare kök 21. Kare kök 21 kök dışına çıkamaz. Aha da cevap budur. Bitti. O zaman yardırayım. Hazır mısın? Hocam parçalayın o kağıdı. Arkadaki örnekteyim. Ama o kadar çaydan bahsettim. İçmeden duramayacağım. Ay, o kadar ballandırdım bakın. Boğazımda kaldı. Ne olur gidin siz de için. Vallahi şimdi dayanamadım. İçiyorum içiyorum. Siz orada bakıyorsunuz. Neyse. Arkadaşlar. Diyor ki bana pratik bilgim. Bir çemberde çapı gören
Şu açının 90 olduğunu unutma. Çapı gördüğün zaman, çünkü çapın altındaki yay 180 derece ya. Çapı gören bu çevre açı 90 derece. Bunu unutma diyor. ABC bir üçgen. 90, tamam, burayı vermiş. 2 işlenmiş. 8 buraya işlenmiş. Tamam. AB kenarını çap kabul eden O merkezi çember. O da burada. Bak şu, görüyor musun? Tırtıklı. BC kenarını D noktasına kesmeliktedir. Eyvallah. Buna göre alan ABC. ABC üçgenin alanı nedir? He, bir dakika. Pratik bilgi boşuna mı vermişti? Diyorum ki ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu çap. Bu çapı görecek. Bakın. Bu çapı görecek. Şöyle şu çizgi. Heh. Zaten bunu çizdim. Bu zaten vardı. 2 olan. Bu çizgi çapı gördüğü için 90 derece olmak zorundadır. Dik kesişirler yani buradan çizeceğim şey. Çünkü neden? Bakın çapı gördü. Bunun devamını görseydi 180 derecelik açıyı görürdü. Neyse, uzatmıyorum. Aa, bir baktınız diklikten diklik çıkmış. Aklımıza kim gelecek? Hocam Öklit gelecek. Öklit'i seviyoruz. Çünkü diklikten dikliği çıkartıp işimizi çözmüş. Şimdi o da neydi? Diklikten diklik çıktığında bu ikisinin çarpımı bunun karesi olur. 2 kere 8 16. Bunun karesi olacağına göre burada 4. Gel şimdi, ne istiyordu? Alan. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 10 çarpı yükseklik 4 bölü 2'ye 40 bölü 2 20. Yapıştır. Hepsi bu. Güzel. Ve yardır gitsin. Ha, geri geldi. Tekrar fırlat. Bakalım burada ne varmış. Şekilde kenarları 18 ve 16 bir santim olan ABC dikdörtgeni ve dikdörtgene İki kenarında teğet olan. Bak şurada ve şurada teğet. O merkezi çember gösterilmiştir. Tamam, görüyoruz. Buna göre çemberin yarıçapı kaç? CM'dir. Şimdi zeki çocuklar ne yapacağız biliyor musunuz? Zeki çocuklar, merkezden şuraya bir ve şuraya bir diklik indiriyorum. Neden? Yarıçap teğetlere diktir. Yarıçap teğete diktir. E bu yarıçap madem R, burada R olur, burada R olur. Evet, ne olacak şimdi hocam? Her zaman dik üçgenler elde etmeye çalışmalıyım. Burası ne oldu? 16 eksi R. Bura 18'di. R ise 18 eksi R. Heh. Şimdi rengi değiştireyim. Diyorum ki iyi de ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Şu uzunluğu ve şu uzunluğu nasıl kullanırım? Çünkü buradan bir şey çıkmadı. R. Kaldık öyle. Şu 16 eksi R ile 18 eksi R'yi kullanmak için şuraya 16 eksi R'yi işliyorum. Burası şu mavi bölgede 18 eksi R olur. Yukarıdakinin aynısı gelir. Şu çizgide R olur. Yarıçap ya. Bak buraya tekrar çizeyim bunu. Aynısını. Bu R yarıçaptı. Burası dik. Dik indirdim. Çünkü merkezden kirişe geliyor. Dik gelir. Tamam. Burası 16 eksi R. Burası da 18 eksi R. Heh. İşte bitti. Soru bu kadar. Bana R'nin kaç olduğunu kim söyleyebilir? Kimse söyleyemez şu an. Çünkü buradan bunun karesini, bunun karesini alıp bunun karesini işleyeceğim. İkinci dereceden bir denklem çıkacak. Uğraşacağım da uğraşacağım. Ama onun yerine diyorum ki ya arkadaş, burada bir özel üçgen olabilir. Kıllanıyorum, bir şüpheleniyorum. Burada kesin bir özel üçgen var. Yoksa bana o kadar işlem yaptırmayacaktır bu soru. Yani o ameliliğe sokmayacak beni. Nasıl bir özel üçgen olabilir? Bak 16, 18 aralarındaki fark kaç? 2. Aralarında kenarları uzunlukları arasındaki fark 2 olan hangi özel üçgenler var? Aklına geldi mi? 2 fark olacak. Bak yavaş yavaş çiziyorum. Aferin, bazıları söyledi. 6, 8, 10 üçgeni olabilir burada. O zaman buranın 6 olması için R10 seçersem. Burası ne olur? 6. R10 seçersem burası ne yapar? 8. Bak 6, 8. Aa, hakikaten R'yi 10 seçmiştim. Burada da 10 çıktı. Süper, yaşasın. Demek ki R10'dur. Bitti. Bu gibi sorularda bu kadar amelece ikinci dereceden denkleme çevirmeyi olabilir. Oradan da yapabilirsin ama özel üçgen var mı diye denersen yarıçap R10'dur. Hepsi bu kadar. Böylece bitti. Şurada ne diyordu bu arada? Pratik bilgim diyor ki bir çemberin iki teğeti varsa birbirlerine, çembere değdikleri noktalara kadar bu teğetler birbirine eşit uzunluktadır. Bak burada da hakikaten bu bir teğettir R, bu da bir teğettir R. Eşit eşit çıktı, gördün mü? Bunlar birbirine eşit çıktı. Onu anlatmaya çalışıyor. Zaten yarıçaplar eşittir. Yarıçap teğeti dik keser. Bu. O zaman yardırıyorum. Ve çember soruları. Şunlar var ya arkadaşlar, benim üniversite sınavına hazırlanırken en çok sevdiğim çember sorularıydı. Ya diyordum ki ne olur şöyle iki tane çemberi yan yana getirin de bana soru sorun. Çünkü yarı çaplarını bir birleştiriyordum, olay bitiyordu. Göstereceğim şimdi bak. Önce bir yudum daha çay. O1 ve O2 merkezi çemberde A ve B noktaları teğet olarak hikayeyi anlatmış. Büyük çemberin yarı çapı 8. Küçük çemberin yarı çapı 2 santim ise şu x nedir? Arkadaşlar bu gibi durumlarda mutlaka yarı çapı çizin 2. Yarı çapı çizin 8. Dik kesecek tabii ki. Çünkü TT her zaman yarı çaptan, pardon, merkezden gelen her zaman TT dik keser. Mecburidir. Sonra buradan dik üçgen elde etmem lazım. Bak bu 2, bu 8.
Bu çizgiyi birleştirirsem bu çizgi 10 olmaz mı? 2 bundan 8 bundan 10 oldu. Evet. Ne yapacağım? Bak şimdi hemen bunun aynısını karşı tarafa çizmek için aşağıdaki x'e bir paralel çiziyorum. Dik bir şekilde. Bu x aynen buraya taşınır. 2 aynen buraya taşınır. 8'in ikisi burada. 6'sı burada olur. 8'i silebilirsin. Yine aynı 8. Aha da dik üçgeni gördün mü? Süpersin ya. 6, 8, 10 üçgeni. X eşittir 8. Yapıştır. Hepsi bu kadar. Burada ne demiş? pratik bilgimizde. He, dik üçgen elde et demiş yine işte. Ben de öyle yaptım. Dik üçgen elde ettim. Fırlat. Çok zevkli ya yırtması. Ama siz defterinizi yırtmıyorsunuz tabii ki. Şimdi arkadaşlar. Pratik bilgimiz şu sorunun çözümünde bize şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki bir noktanın çembere en yakın noktası tabii ki şudur. En uzak noktası da tabii ki B noktasıdır. Ama bunun için merkezden geçmen lazım. Merkezi hedefleyerek çizdiğin çizgi en kısadır. Merkezden geçecek şekilde diğer tarafa gittiğin çizgi en uzak noktadır. Gelelim. Bir dakika, bu arada bir tane pratik bilgim vardı. Onu işledim mi ben ya? Bakayım. He, pratik bilgim buradaymış. O zaman bu sorunun yeri değişik. Arkadaşlar şöyle de sizi çaktırmıyorum. Hemen şunların hop hop yerini değiştiriyorum. Çünkü sayfaların yerini karıştırmışım. Dırırın, düzeldi. Neyse biraz geri alıyorum. Şimdi başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakalım. ABC üçgeninde AB kenarı çembere K noktasında. Tamam. BC kenarı ise T noktasında. T ise BC eksi BA farkı kaç birimdir? Pratik bilgim bana diyor ki 1. Kuvvet alma vardır. Çemberin dışındaki bir noktadan çemberin içine kuvvet alacaksan bununla tamamının çarpımı eşittir. Bununla tamamının çarpımına. Benzerlikteki gibi. Kısayla uzunun çarpımı eşit olur. Buradaki kısa ve uzunun çarpımına. He yok. Şu şekilde ise dışarıdan kuvvet alacağın nokta bir tarafta teğet bir tarafta da çemberi yarıp geçmişse. Bak burada ikisinde de yarmıştı. İçeri girmişti. Bir tarafta teğet bir tarafta yardıysa şöyle yapacaksın. Bu teğet olan tarafın karesi kısa çarpı tamamı. Kısa çarpı tamamı bak. Bir iki kenarı çarptım. Burada iki kenar olmadığı için bunu iki defa kendisiyle çarpmış gibi düşünün. Bunun karesini alıyorsun. Bunun kısayla tamamını çarpıyorsun. Burada ne yapıyorduk? Kısayla tamamı eşittir. Kısayla tamamı. Bunları bileceğiz. Kuvvet alacağız dışarıdan. Hemen uygulamasına bakalım. Hocam bu uygulama hiç buna benzemiyor. Evet öyle zaten şekli böyle kabak gibi aynısını vermezler. Şeklin içinde sen bulacaksın bu zımbırtıları. Bakıyorum. Aa bak şurada bir teğet var. A noktası. Şunu görmeyin. Şuraya kadar görün. A noktasında bir teğet bir de içeri yardırıp girmiş. Dolayısıyla buranın karesi 1 çarpı kısa çarpı tamamıdır. Yani buraya diyeyim A diyelim. Şurası A olsun. A'nın karesi eşittir. 1 çarpı tamamı 5. 1 çarpı 5'ten A kare 5'tir. A ne olur? Kök 5. O zaman burayı silip direkt kök 5 yazabilirim. Güzel. Şimdi elini kaldır. Bu taraftan bak. C'den bir teğet var. Bir de yardırıp içeriye girmiş. Şu kısmı görme yani. Renk değiştireyim o zaman görmem için. Bak. Teğet buna B diyeyim. Bunun karesi kısa çarpı tamam. Şuraya kadar ama bakın çemberin dışına çıkmayacaksınız. Çemberde bitiyor olay. Yani 3 çarpı 4 3 tane yapar 7. 3 çarpı 7 bana bunun karesini verir. B kare. O zaman B kare 21'dir. B ne yapar? Kök 21. O zaman bunu silip artık kök 21 yazabilirim. A, B ile kafam karışmasın. Burayı kök 5 buldum. Burayı kök 20 buldum. Şimdi 21 buldum. Şimdi ne edecek? Arkadaşlar yapacağımız şu. Bir teğetin bir çemberin dışına iki tane teğet geldi diyelim. Şunlar. Biraz önce de göstermiştim. Bu teğetlerin uzunlukları eşit olmak zorundadır. Bunlar birbirinin aynısıdır, eşittir. O zaman aynı mantıkla B'den gelen çizgi K'ya kadar ve T'ye kadar ikisi de teğet olduğu için bu çizgilerin uzunlukları birbirine eşittir. Heh. Hala cevabı bulamadık. Sakin olun. Şurayı kapatayım. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar. BC uzunluğu. Şu bilmediğimiz uzunluğa XX diyelim mi? Evet. BC uzunluğu nedir? X artı kök 21. 21. Peki çıkar diyor BA uzunluğunu. Çıkarıyorum. BA uzunluğu nedir? X artı kök 5. He. Uyandın değil mi? Süper. Bundan bunu çıkarıyorum. Eksiği dağıtırsam X artı kök 21. Eksi X eksi kök 5 olur. Her ikisine de gider biliyorsun. Zaten X'ler kaybolur. Kök 21 eksi kök 5. Cevap böyle abuk subuk bir şey çıktı. Çıkabilir, sıkıntı yok. İkisi arasındaki fark budur. Zaten bunlar eşit. Farkı bu ikisi oluşturur. Bitti. Süper. Bunu yırtmayayım da şöyle uzunca bir uçurayım. Şu.
Süper bir uçtuktan sonra düştü. Şimdi bunu niye arkaya aldım? Biraz önce bu soruyu arkaya aldım. Çünkü burada da dışarıdan kuvvet alma var. Pratik bilgisini daha göstermemiştim. Neyse, merkezden geçecek şekilde bu çizgiye en kısası, bu çizgide en uzun demiştik. Buraya geliyorum. Yanında verilen PT çembere T noktasına teğettir. Eyvallah, görüyoruz. P noktasının çembere en kısa mesafesi M. Şimdi P'nin çembere en kısa mesafesi şu çizgi mi? Şu çizgi mi? Şu çizgi mi? Nereden anlayacağız? Merkezden geçeni hedefleyerek çizeceğiz. Şu çizgi. Merkezden, hatta geçirelim. Merkezden geçsin. Burası da merkez olsun. O noktası. Buraya kadar arkadaşlar M imiş. En uzak mesafesi de N'dir. Buradan buraya kadar da ne? Merkezden geçtiği için. Şuranın tamamı da N imiş. Tamam. Oo, 5M eşittir N olduğuna göre bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? Şu bilgiyi biraz sonra kullanacağım için yıldız atıyorum. Ben ne biliyorum? Aa hocam, dışarıdan kuvvet alınmış. Yani bir teğet, bir de içeri yardırıp girmiş. O zaman bu teğetin karesi, 2 kök 5'in karesi ne yapar? 4 kere 5 20. 20 eşittir kısa çarpı tamamı. Kısası M çarpı tamamı N'dir. Bakın, N buradan buraya değil ha. N tamamıydı. Unutmayın. En uzak mesafe diyordu çünkü. Tamam. Demek ki M çarpı N 20. Hala çözemem. Bunu kullanmalıyım. N yerine getirip 5M yazıyorum. Çünkü N 5M'ye eşittir. N yerine 5M yazıyorum. Bu eşittir 20. Hocam 5'e bölün. Böldüm. 4 eşittir M kare. 4 eşittir M kare olduğuna göre M mecbur ne olacak? 2 olacak. Hocam eksi 2'nin de karesi 4'tür. Ama uzunluk eksi olmaz. Uyandın değil mi? M 2 ise 2. N ne olur? 5 kere 2 10. N de 10 olur. Bak, burası 2'ymiş. Komplesi 10'muş. Komplesi 10 ise 2'yi çıkar. Buraya ne kalır? 8. Çap 8 ise yarıçap 4, 4. Neyi soruyordu? Yarıçap uzunluğu 4. Yapıştır. İşte bu kadar. Yardırayım mı? Yardırın hocam. Süper. Hala geliyor, bak bak bak. İkinciye geldi. Üçüncüye fırlatıyorum. Şimdi benim sol tarafımda duvar var, tamam mı arkadaşlar? Duvara fırlatıyorum ya. Gidip geri geliyor. Ama sağ tarafım boş. Çok güzel uçuyor. İçten kuvvet alalım. Nasıl olacak? Diyelim şöyle saçma sapan iki tane kiriş kesişmiş. Burada bununla karşısındakinin çarpımı, bununla karşısındakinin çarpımına eşittir. Yani karşılıklı olarak eşleşmişlerdir. İkisinin çarpımı diğer ikisinin çarpımına eşit olacak. Hemen bu örnekte görelim. Hatta basit bir örneğini yapayım. Yani şöyle mesela. Şöyle 2, 8, 4, x olsun mesela. 2 kere 8, 16. 4 kere 4, 16'dan x 4'tür. Bitti, bu kadar. Buraya geliyorum ama tabii ki örneği o kadar basit değil. Kendini hemen ele vermiyor. AB çaplı çemberde bunun çap olduğunu bilmem çok iyi oldu. Neden? Çünkü bu çapsa hemen buraya O merkez koyarım. Aa, C'ye bakar mısın? Çapı görüyor. 90'ı yapıştır hemen. Çok önemli. Kök 41'miş AB. He, bunu da not edeyim. Tamam. Kök 41 unutmayacağım. 2, 3. Şimdi normalde A iki tane kiriş var elinde. Gördün mü? 2 kere 3, 6. X de buraya çarpınca 6 olması lazım. Süper. Ama bu uzunluğu bilmiyorum. Bulacağım. Acelesi yok. Şimdi diyorum ki burası kök 41 miydi? Evet, şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Bak, şurada bir dik üçgen oluşturdum. 41'in karesi artı burası 5'tir. 5'in karesi artı buraya a diyeyim. A kare. Hatta şöyle a diyeyim. 2, 3 daha 5. 5'in karesi artı a kare eşittir kök 41'in karesi 41. 25 yapar. At karşıya a kare eşittir 16. A ne çıktı? 4. A'yı sil artık, yerine 4 yaz. Şimdi şu küçük üçgene bakar mısın? Bak, şurası. Şu minik üçgen. 3, 4, 5. Buranın kapak gibi 5 olduğu ortada. Çok iyi. Şimdi içten kuvvet alalım. X ile 5'i çarp 5x eşittir 2 ile 3'ü çarp 6. X eşittir 6 bölü 5. 6 bölü 5 yapıştır. Bu kadar kolay. Ama tekrarlıyorum. ÖSYM direkt size bunu verip işte 2'yi, 3'ü, 5'i verip X'i sormaz. Bir de burada bir diklik oluşturmanı ister. Burada bir dik üçgen oluşturmanı. Çapı gördüğü için 90'ı bilmeni ister. Yani birkaç tane kural şeyi, birkaç tane basit kuralı arka arkaya uygulamanı isteyebilir. Korkma sakın, tamam. Çünkü zor diye bir şey yok. Zor nedir biliyor musun? Arda arda gelen basitlerin toplamıdır. Fırlat. Afilli sözler de söylüyorum ara sıra. Çayımı da alayım. Gerçekten öyle. Hani hep bir hikaye var, anlatırlar. Mesela bir tane çubuk versem elinize, kırın desem kırarsınız. İki tane versem kırarsınız. Üç tane versem üst üste koyar kırarsınız. Ama 20 tane versem üst üste koyup kıramazsınız. Şimdi o 20 çubuk zor kırılır değil mi? Zordur. Ama ayırdığın zaman 20 tane kolay çubuk vardır aslında. Kolaylar bir araya gelir, zorlaşır. Sen onları ayıklayıp tane tane kırarsan iş biter. Matematikte de öyledir. Kuralları tek tek bilip uygularsan zorlar çözülür. Şimdi ABCD O merkezi çemberin T dörtgenidir. Şimdi çemberi içine alacak şekilde 4 tane teğet çizilmiş. Bana da şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki bu teğetlerden şöyle karşılıklı A ile C'nin toplamı
Bununla bunun toplamı eşit olur. Bununla bunun toplamı da. Diyeceksin ki ya hocam bunları biz ezberleyecek miyiz? Bir sürü şey anlatıyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Bu kuralı sallayın. Ben de hiç kullanmıyorum açıkçası. Sadece gösterdim. En önemli şey şu. Bak bu buna eşit olur. Bu buna eşit olur. Şu çizgi şu çizgiye eşit olur. Burası 3 çizgi 3 çizgi. Bunlar birbirine eşit olur. Neden? Dışarıdan 1, 2 teğet. Bu teğetler birbirine aynısıdır. Dolayısıyla harf verirse mesela A olsa. Hadi B işte C D falan. Gördüğün gibi işte A, B, C, D var bunda. Bunda da işte A, B, C, D var. Karşılıklı eşit oluyorlar da formül oradan geliyor. Siz şunların eşit olduğunu bileceksiniz. O önemli. Tamam, dikliği gördüm. Paralellik. Oo, bunlar paralel. Yamuk. Tamam, çok iyi. TD. Şimdi ABC dörtgenin alanı nedir? Burada bir dik yamuk var elimde. Bunlar paralel olduğu için yamuk olduğunu anladım. Diyorum ki ne diyeceğim acaba? Burası da 8. Şimdi bu yarıçap R. Çok güzel. Buraya da çizsem R. Çok güzel. Şuraya da çizsem R. Çok güzel. Buraya dik. Dik olduğu için bunlar paralel olduğu için buraya olduğu için burada R. Bu da R olduğu için bu da R. 2R yüksekliğe sahip oldum. Güzel. Başka? Şurası da R oldu. Burası da R oldu. Bu çünkü paraleldir. Bu da teğeti dik keser. Aynen kare oluştu bildiğin gibi. R geldi. R geldi. Şimdi alan nasıl bulunur? Yamuğun alanı. Hocam yamuğun alanı şöyle bulunur. Alt tabanla üst tabanı toplar. İkiye bölersiniz ve yükseklikte çarparsınız. Harikasın. Başka ne kullanabilirim ben burada? RRR merkez temberde. Tık 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 tık. Evet. Hadi bir şey söyleyin. Bana sanki burada bir şey eksik verilmiş ya bu soruda. Bu soruda ne eksik verilmiş? Teğetler dörtgeninde diktir, diktir. Bu soruda bir şey eksik arkadaşlar. Bu soruda ne eksik olduğunu kim bulacak bakalım? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Hazır mısınız? Yarıçap eksik. Evet. Bu soruyu hazırlarken hatırlıyorum. Bunun yarıçapı 4'tü. Sorunun yarıçapı 4'tü arkadaşlar. Verilmemiş. Neyse ben işleyeyim mi? Tamam şimdilik kalsın. Yarıçapın 4 olduğunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şurası şuraya eşit mi? Evet. Bu da buraya eşit. Buraya A dersen bura A olur. Buraya B dersen burada B olur mu? Olur. Bakın A artı B 8'dir. Alan formülünü uyguluyorum. Alan diyor ki alt taban ile üst tabanı topla. R artı A. Bunu böl 2'ye. Bunu çarp yükseklikle. 2R ile. Zaten bu ikiler sadeleşti. Şimdi ne oldu elinde? R artı 1R 1R daha var. 2R artı A artı B var. A artı B burasıdır. Yani 8'dir. Bunu neyle çarpacağım? Bir de dışarıdaki R ile. Heh, bu yarı çapın 4 olduğunu soruda ben yazmayı unutmuşum. Şimdi ekliyorum. 4 4 4 kere 2 8. 8 daha 16. Burası 16 yaptı. Çarpı 4. 64. Yapıştır. Hepsi bu kadar. Tamam. Bunun yarı çapının 4 olduğunu niye vermeyi unutmuşum ya? Neyse ya ama çok önemli değil. Biliyordum zaten soruyu hazırlarken burayı 4 vermiştim ama yazmayı unutmuş. Yazması unutulmuş. Sıkıntı yok. Fırlatıp arkadayım. Şekildeki çember karesinin kenarlarını teğettir. Tam bir karenin içine süper bir çemberi oturtmuş. Tamam. Çember üzerinde alınan bir P noktası AB ve AD kenarlarına uzaklıkları sırasıyla 8 santim ve 1 santim ise çemberin yarıçapını alacağı değerler toplamı kaçtır? Çember üzerinde öyle bir nokta almış ki AB'ye uzaklığı 8, AD'ye 1. Diyelim şuradan almış olabilir. Çünkü bu uzaklık 8 olur, bu 1 olabilir. 1, 8 olabilir. Tamam, güzel. Şuradan da almış olabilir. Burayı 8, burayı 1 de kabul edebilir. Zaten bilmediğim için olabilir diyorum. Pratik bilgim diyor ki böyle durumlarda yarı çapı kullan. Şu nokta burada ya, gezgin nokta sonuçta. Orayı yarı çapla birleştir diyor. He, o zaman diyorum ki bir dakika yarı çapım için merkezimi çiziyorum. Başka ne diyor? Başka bir şey demiyor. Yarı çapın alabileceği değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar buradan buraya ne çizeyim? Bir R çizeyim. Güzel çizdim. Başka? Şurayı da birleştireyim. Şimdi şurası da R midir? R'dir. Buranın tamamı 8'de. R buradaki kısma eşit olsa şu üst tarafa 8 eksi R kalır. Çünkü tamamı 8'de. Bu kadarla kısmı R. Buraya 8 eksi R kaldı. Güzel. Şu kısım 1 ya. Bunun devamı 1 midir? Evet. Tamamı R olduğuna göre burası 1 ise buraya da R eksi 1 kaldı. Yani şöyle bir dik üçgen elde edersin. 8 eksi R. R eksi 1 ve R. Bitti. Hepsi bu kadar. Şimdi dikkat et. Zaten çemberin ana mantığı odur. Hep bir dik üçgen elde etmek. Bir şeyler çıkarmak. 8'di. R'si gitti. 8 eksi R kaldı. R'ydi. 1'i gitti.
R-1 kaldı. Anda burada dik üçgen. Hemen şöyle yapalım. Bunun karesi 8-R'nin karesi artı R-1'in karesi eşittir R kare. İçinizden bazıları diyor hocam biraz önce buna benzer bir soru vardı. R'nin tahmini yapmıştınız. Hadi buradan da yapsanıza. Evet arkadaşlar bakıyorum tahmin edebilir miyim? Tıt zortladı. Tahmin edemedim. Çünkü bu 8-R bu R-1. Tutmadı yani. Belki atıyorum 5'i deneseydim belki tutabilirdi. 5 koysam 5 eksi 8 eksi 5 ne yapar? 3. 5 eksi 1 ne yapar? 4. R'yi 5 denemiştim. Hakikaten 3, 4, 5 bak tutturdum. R5 olabilir. Ama tek başına olacak diye bir şey yok. Neden? Çemberin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir de çember şurada da oluşabilirdi. Hani o bahsedilen nokta burada olurdu. Burası 8, burası 1 olurdu. Bu sefer buradan buraya yarıçap çizip böyle bir üçgen de çizebilirdim. Değil mi? İki farklı durum var. Dolayısıyla alabileceği bir başka değer olduğu için bunu şu an yapmıyorum. Buradan yapacağım. 8'in karesi 64 eksi. Bununla ikisini çarp 16R artı R kareye. Artı bunun karesini al. R kare eksi 1'inci 2 çarpım 2 katı 2R artı 1 eşittir R kareye. Şimdi burada iki tane R kare var. Şunu sadeleştirsin. Güzel. Burası ne yaptı? 0. Burası ne yaptı? R kareye. Eksi 2R eksi 16 da eksi 18R. 64. Bir de burada var. 65. 65 eşittir 0. Denklemi şuraya yazıyorum. Çıktı mı sana? R kare eksi 18R artı 65 eşittir 0 diye çarpanlarını ayırabilir misin? Ayırırsın tabii. Eksi 13'e eksi 5 çarp artı 65 topla eksi 18 süper. O zaman kökler şöyle gelir. R eksi 13 çarpı R eksi 5 eşittir 0'dan. R buradan ya 13'tür ya da 5'tir. Gördün mü? Tamam 5 oluyor eyvallah ama 13 de olabilirmiş. İki durum var. Bunların toplamı kaçtır dediği zaman 5 artı 13 18. Yapıştır. Cevap 18 olacak. Güzel. Demek ki R'yi burada 13 yazınca da tutuyormuş. Hakikaten bir 13 yazalım bakalım. 13 eksi 1 ne yaptı? 12. 8 eksi 13 eksi 5 çıktı. Eksi 5 çıkmaz ki. 5, 12, 13 üçgeni ama burada neden eksi çıktı biliyor musun? Çünkü üçgenin yeri başka bir yerde. Dolayısıyla bunu kafadan yapamazdın. 13'ü kafadan bulamazdın. Güzel. Hadi bunu da uçurayım. Aa bitmiş. Bitmiş arkadaşlar. Şimdi Instagram'da Şenol Hoca'yı beni burada bulabilirsiniz. Ben buradayım. Videoların devamı zaten kanalımızda. Abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Kitaplar şenolhocamanzara.com'da kitapçılarda kırtasiyelerde bulup alabilirsiniz. Arkadaşlar şunu istiyorum. Mutlaka hangi kitap olursa olsun doğru kaynakları bulup soru çözün. Çünkü geometri, matematik bunlar soru üzerinde ilerledikçe öğrenilen derslerdir. Hani tarih gibi değil. Bir konuyu oturup çalışıp çalışıp öğrendim diyemezsiniz. Çünkü matematik bir sürü soru çeşidi olan, geometri çok fazla soru çeşidi olan bir derstir. Soru çeşitleri üzerinden konular üst üste birikir birikir ve üst üste katmanlaşır, sertleşir. Bunun için soru çözmeniz lazım. Videoları yazarak izleyeceksiniz. Bol bol soru çözeceksiniz. Çözemediğiniz soruları birine mutlaka çözdüreceksiniz ve inatçı ve sabırlı olacaksınız. Sonunda ne olacak? Başarılı olacaksınız inşallah. Diyorum görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu kameranın kumandasını bulayım. Kamerayı da kapatayım. Hadi görüşürüz.